Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey bürünüp sarınan Resulüm! Kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabbinin rızasına ermek için sabret o sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün zorlu bir gündür. Kafirler için kolay değildir. Tek olarak yarattığım kimseyi bana bırak. Kendisine geniş servet verdim. Göz önünde duran oğullar verdim kendisine bir döşeyiş döşedim. Üstelik o, daha da arttırmamı umuyor. Asla! Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Zira o, düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Canı çıkasıca ne biçim ölçtü, biçti. Sonra canı çıkasıca tekrar ölçtü biçti. Nasıl ölçtü biçtiyse sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda kibrini yenemeyip sırt çevirdi. Bu dedi, olsa olsa nakledilen bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değil. ben onu sekara sokacağım. Sen biliyor musun sekar nedir? Hem bırakmaz hem azap etmekten vazgeçmez o. İnsanın derisini kavurur. Üzerinde on dokuz muhafız melek vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkarcılar için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını arttırsın, hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kafirler de, Allah bu misalle ne demek istemiştir ki desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez bu ise insanlık için ancak bir öğüttür Hayır, hayır, öğüt almazlar. Aya and olsun ki dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha and olsun ki o cehennem büyük musibetlerden biridir. İnsanlık için uyarıcıdır. Sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcıdır. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak sağdakiler başka. Onlar cennetler içinde sorarlar. Günahkarların durumunu. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye. Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik yoksulu doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Ceza gününü de yalan sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.'' Böyleyken onlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Kaçan yaban eşekleri gibi. Adeta arslandan ürkmüş. Daha doğrusu onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.'' Hayır. Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla bilsinler ki bu gerçekten bir ikazdır. Dileyen ondan düşünüp öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da odur, mağfiret sahibi de odur.